Bir ülke hayal edelim. Adı da Kapçakistan olsun. Bu ülkenin üretebildiği sadece iki ürün var. Bu ürünlerden biri çatal, diğeri de kaşık. Bu eksen çatal miktarını, bu eksende kaşık miktarını temsil ediyor. Ülke tüm enerjisini çatal üretmeye harcadığında bu kadar çatal üretiyor. Kaşık üretimi ise sıfıra düşüyor. Ama enerjisinin veya kaynaklarının bir kısmını kaşık üretmeye ayırdığı zaman bu sefer de çatal üretimi düşüyor. Ne kadar çok kaşık üretirse çatal üretimi o kadar azalıyor. Ta ki enerjisinin tümünü kaşık üretmeye yönlendirip bu miktarda kaşık üretene kadar ki bu noktada da çatal üretimi sıfıra iniyor. Başka videolarda da değindiğimiz üzere bu gördüğünüz eğri üretim imkanları eğrisi. Çatal kaşık üreten Kapçakistan ülkesinin üretim imkanları eğrisi. Kapçakistan ismi biraz karışık görünse de elbette gerçek ülkelerin ekonomileri Kapçakistan'dan daha karmaşıktır. Çünkü genellikle üretebildikleri şeyler iki ürünle sınırlı değildir. Bu ülkelerin neler yapabileceğini anlamamıza yarayacak güzel, basit bir model sadece. Üretim imkanları eğrisini şöyle düşünebilirsiniz. Bu eğri, bu ülke tarafından nelerin verimli bir şekilde üretilebileceğini gösteriyor. Ülke tüm kaynaklarını verimli bir şekilde kullanırsa, üretim imkanları eğrisinin üstündeki bir noktaya denk gelecek miktarda çatal ve kaşığı aynı anda üretebilir. Mesela bu noktada bu kadar kaşık ve bu kadar çatal üretir. Bu kombinasyon verimli bir kombinasyondur. Yani bu X noktası Kapçakistan için verimli bir üretimi temsil eder. Bu noktaya da Y noktası diyelim. Şimdi Kapçakistan bir tür ekonomik durgunluğa girdi diyelim. Ve bir nedenle kaynaklarını eskisi kadar verimli kullanamıyor. Kaynaktan kastım tarlalar, fabrikalar, ham madde, iş gücü vesaire. Ve ülke önceden bu noktada verimli bir üretime sahipken şimdi durgunluk baş gösterdiği için üretim artık bu noktada. Bu noktaya da Z diyelim. İşte bu kaynaklarımızın verimsiz kullanımıdır. Çünkü bu nokta üretim imkanları eğrisinin gerisinde yer alıyor. Bu verimsiz. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Peki, üretim üretim imkanları eğrisinin ilerisinde olursa ne olur? Mesela buraya bir A noktası koyalım. Bu noktada ne olur? Eğer girdiniz artmıyorsa yani daha fazla toprağınız, daha fazla sermayeniz, daha fazla iş gücünüz yoksa yani buradaki kaynaklar değişmiyorsa bu Kapçakistan için ulaşılmaz bir noktadır. Ama diyelim ki bu noktada ulaşmayı çok istiyorsunuz. Nasıl yapabilirsiniz bunu? Yatırım alabilirsiniz veya daha fazla toprak ya da iş gücü elde edersiniz. Şimdi bu senaryo üzerine kafa yoralım. Eksenlerimizi çizelim. Bu yine çatal ekseni. Kapçakistan'ın bir yılda ürettiği çatal miktarı yani. Bu da kaşık ekseni. Şimdi ilk üretim imkanları eğrimizi bir daha çizelim. İlk eğriye olabildiğince benzetmeye çalışıyorum. Evet, üretim imkanları eğrimizin ilk hali bu. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bu eğri bir şey üretmek için diğer şeyin üretiminden ne kadar feragat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Bir tane fazla kaşık üretmenin çatal cinsinden fırsat maliyeti nedir sorusuna cevap veriyor. Yani bir tane fazla kaşık üretmek için kaç tane çataldan feragat etmemiz gerektiğini söylüyor. Çünkü unutmayın, kaynaklarımız sınırlı. Yani çatal kaşık üretmekte kullandığınız metalin, iş gücünün veya fabrikaların miktarı sınırsız değil. Ama diyelim ki Kapçakistan üstüne fabrika kurabileceği fazladan bir miktar toprak elde etti. Ve bu toprakların üstüne yeni fabrikalar kurdu. Yani sermayesi arttı. Ve ülke bir miktarda göç aldı. Böyle bir durumda ekonomik büyüme sağlarsınız ve üretim imkanları erisi ileri doğru kayar. Düzgün çizeyim şunu. İşte bu yeni üretim imkanları erisi ülkenin büyüdüğü dönemdeki durumu gösteriyor. Peki büyümenin yakıtı nedir? Mesela sahip olduğunuz toprak miktarı artmış olabilir. Sahip olduğunuz sermaye artmış olabilir ki fabrika ve makineler sermaye dahildir. Veya çatal kaşık üretimine katkı sağlayabilecek iş gücü miktarınız artmış olabilir. Ya da çatal kaşık üretim teknolojiniz ilerlemiş olabilir. Kimilere bu listeye girişimcilik ruhunu da katar. Ki girişimcilik ruhu dedikleri daha çok çatal ve kaşık üretmek için bu kaynakları en iyi şekilde bir araya getirme yeteneğidir. Şimdi diğer senaryoyu da bir düşünelim. Kapçakistan’ın Öteberistan'la savaşa girdiği bir senaryoyu hayal edelim. Öteberistan bombardıman uçaklarını gönderip Kapçakistan'daki bazı fabrikaları imha ediyor. Ne olur bu durumda? Kapçakistan'ın savaştan önceki üretim imkanları erisi bu. Ama savaş sonunda Kapçakistan mesela toprakların bir kısmını Öteberistan'a kaptırdı. Ayrıca fabrikaların ve diğer sermayelerin bazıları da Öteberistan tarafından yok edildi ya da kullanılamaz hale geldi. Ve belki de insanlar Kapçakistan'dan kaçtı komşu ülkelere göç etmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla iş gücü de azalmış oldu. Ve tüm bu olumsuz sebeplerden dolayı teknolojilerinin de bir kısmını kaybettiler. Veya teknolojilerini nasıl kullanacaklarını unuttular. Çünkü savaş çok uzun ve çetin geçti. Böyle bir durumda üretim imkanları erisinde daralma gözlemleriz. Daralma sırasında üretim imkanları erisi bu şekilde geriye doğru kayar. Daralma sırasında görülen şey budur. Özetlersek üretim imkanları erisi isminden anladığınız şeydir. Bir ülkenin üretebileceği malların verimli kombinasyonunu gösterir. Eğer üretim eğrisinin üzerinde ise bu ülke kaynaklarını verimli şekilde kullanıyor demektir. Üretim eğrisinin gerisinde ise ülkenin kaynaklarını verimsiz kullandığını anlarız. Üretimin eğrinin ilerisinde olmasıysa, şayet girdiler değişmiyorsa ekonomik büyümeyi tetikleyecek faktörler olmadığı sürece imkansızdır. Eğrinin ilerisindeki noktalara ulaşmanın tek yolu eğriyi o yönde kaydırmaktır. Bunun yolu da daha çok toprak, daha büyük sermaye, daha bol iş gücü ve daha ileri teknolojiden geçer. Ki ortadaki senaryoda incelediğimiz durum da buydu. Tüm ülkelerin istediği ve uğrunda çalıştığı durum.